Tarihte bugün, 2 Aralık. 2 Aralık 1873. Dersaadet Tahvilat Borsası İstanbul'da kuruldu. Osmanlı Devleti'nin ilk borsası olan Dersaadet Tahvilat Borsası, Osmanlı hükümeti tarafından İstanbul'un Galata semtinde kuruldu. Önceleri sadece yabancı şirketlerin tahvil ve hisse senetlerinin ticaretiyle yapılan borsa hareketleri, Dersaadet'in açılmasıyla milli şirketleri de borsa faaliyetlerinin içine çekti. Sadece Osmanlı tahvillerinin işlem gördüğü borsa, yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'nın sayılı borsaları arasına girdi. Kırım Savaşı'nın ardından Osmanlı'nın dış piyasalardan kredi almak zorunda kalması ve alınan kredilerin hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi, Osmanlı'da borsanın açılmasını zorunlu kılan sebeplerdi. 2 Aralık 1914. Avusturya, Belgrad'ı işgal etti. Avusturya, 1. Dünya Savaşı'nda Sırpların elindeki Belgrad şehrini işgal etti. Avusturya veliahtının öldürülmesiyle patlak veren 1. Dünya Savaşı'nda Belgrad şehri işgale uğradıysa da Sırpların direnişi ve Rusya'nın desteğiyle işgalden kurtarıldı. 1521 yılında Kanuni tarafından fethedilen Belgrad, dönem dönem Avusturya ve Osmanlı hakimiyetine girdi. 1800'lü yılların sonunda Osmanlı'da çıkan Sırp isyanının ardından kaybedilen şehir, bu tarihten itibaren Sırp egemenliğinde kaldı. 2 Aralık 1920, Gümrü Antlaşması imzalandı. Kurtuluş Savaşı devam ederken Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Doğu cephesini büyük ölçüde kapatan antlaşmayla Kars ve çevresi Türkiye'ye tekrar verildi. Türkiye ile Ermenistan sınırının Aras Nehri ile Çıldır Gölü hattına kadar uzanması kabul edildi ve Ermenistan Sevr Antlaşması'nı tanımadığını deklare etti. Antlaşmaya göre Ermenistan'ın bir saldırıya uğraması ve Türkiye'den yardım istemesi durumunda Türkiye Ermenistan'a yardım etme güvencesi vermişti. Antlaşmadan sonra Ermenistan'ın Sovyet işgaline uğraması ve Erivan'da Sovyet-Ermeni Cumhuriyeti'nin kurulması Gümrü Antlaşması'nın hükümlerini geçersiz kıldı. Bunun yerine Kars ve Moskova Antlaşmaları yürürlüğe girdi. Gümrü Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşması ve ilk siyasi başarısıdır. 2 Aralık 1982. İlk yapay kalp. Dr. Robert Jervik tarafından geliştirilen ilk yapay kalp, 61 yaşındaki Bernie Clark adlı bir hastaya takıldı. Seattle'lı diş hekimi Clark, tırnak büyüklüğündeki bir motorla çalışan ve Dr. Jervik'in kendi icadı olan Jervik 7 adlı bu kalple 112 gün yaşamını sürdürdü. Alüminyum, plastik ve polyesterden üretilen yapay kalp, insan kalbiyle aynı ölçülerdeydi. Dışarıdan bir makinenin desteğiyle çalışabilen ve kısa vadeli bir çözüm olarak görülen yapay kalpte amaç, uygun bir kalp bulunana kadar hastayı yaşatmaktı.